Röportajlarımıza devam ediyoruz. Aydın Özbey'le. Aydın, ne zamandan beri sendesin? İlk 2014 yılına geldim. O zaman grupların birine dahil değildim. Üniversitenin bir projesiyle geldim. Hangi üniversite? İslam Üniversitesi. Şimdi adıyla İslam Üniversitesi Cerrahpaşa. 2014 yılında aslında şeydeydik. Ankara'da Sanayi'de Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde bir proton özellikleri projesindeydi. Buraya davetli gibi geldik. İşte desteği de kendi üniversitemden aldım o zaman. Sonra burada işte gruplarla çalışmalarımı beğendiler. 2015 yılından itibaren de Atlas Deneyi'nin bir parçası olarak gidip geldim. Peki. 2016'da da KAS'la dahil oldum. Şimdi bitti ama 2022 yılında o zamana kadar da KAS Deneyi'nde çalıştım. Sen makine mühendisi olarak çalışıyorsun. Ben makine mühendisiyim. Öğretim görevlisiyim İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da makine mühendisi bölümünde. Türkiye'deki makine mühendisleri için önerilerin ne olabilir sen konusunda? Yani aslında buradaki bir sürü işte makine mühendisliği anlamında tabii daha ziyade tasarım ve malzeme konusunda yetkin olurlarsa daha çok şey bulma ihtimalleri var. Eğer başvurmayı falan düşünüyorlarsa şeylere, gruplara. Çünkü genelde işte yüksek enerji fiziği deneyi olduğu için buradaki yapılar o konularda çalışmaları, iş olmaları biraz daha şey tasarım vesaire konusunda çok desteğe ihtiyaç oluyor. Çünkü ne kadar da olsa fizikçinin hayallerini gerçekleştirmek için bu işlerin imal edilmesi, tasarlanması vesaire gerekiyor. Onun dışında belki işte burada düşük sıcaklıkta çalışma, krajyonik ya da vakum ortamında çalışacak cihazların tasarlanması konusunda da çalışılabilir. Özellikle krajyonik çok büyük bir eksiklik Türkiye için de yani. Şimdi CERN'e gelmenin birkaç farklı yolu var. Bir tanesi buradaki işlere başvurup işte 3-4 senelik kadrolarla gelmek. Evet. Bir tanesi senin yaptığın gibi bir Türkiye'deki bir projeye başvurup gelmek değil mi? Sen bir proje kapsamında geldin. Ben proje kapsamında geldim ama bu tabii biraz da benim akademisyen olmamla kaynaklı, alakalı bir durum. Çünkü şöyle bir şey var, yetkin bir makine mühendisi çok idealist değilse zaten mezun olduktan sonra hani mali olarak kendini garanti alabileceği için çok da devam etmek istemiyorlar. Yani bizim doktor öğrencilerimizin falan bile çoğu dışarıda zaten çalışmaya devam eden arkadaşlar bir şekilde. Yani bunu en başında istemeleri gerekiyor yani. Yoksa aslında gruplarda falan gerçekten mühendise ihtiyaç var. Bunda biraz da ilk gruplarda mühendislik yapanlardan birisi olarak hani biz göstermiş olduk yani. Burada çünkü mühendis de bulundurduğunuz zaman daha çok saygı görüyorsunuz gibi diyebilirim yani. O zaman şöyle özetleyebiliriz. İki yol var mühendis için. Birincisi Türkiye'deki bir burayla ilgili projeye başvurmak akademisyenler için. Tabii çünkü akademisyenler aynı zamanda Türkiye'deki görevlerine de devam ediyorlar. Yani doktor öğrencisi olarak ya da yüksek lisans öğrencisi olarak da başvurabilirler. Evet ama bir de üniversiteyle ilişkisi olmayan mühendisler ayrıca buradaki ayrıca işleri başvuruyor. Sürekli olarak CERN Jobs diye Google'da aratırlarsa evet. Zaten kariyer son sitesinden çok rahat bulurlar ve yani düzenli olarak makine mühendisleriyle ve diğer mühendisliklerle ilgili hatta fizikçiden çok daha fazla bu konuda alım yapılıyor. Evet. Genellikle LD dediğimiz limited duration yani sınırlı süreli belirli bir süreye kadar alım yapılan evet. İşler ama bir adım atmak için bu ortamı güzel orada da maksimum 5 sene zaten kontrat öneriyorlar. Ama sonuçta baktığınız zaman hem yurt dışı tecrübesi açısından iyi. Hem Fransa'da oturup seninle çalışırlarsa belki uzun vadede oturum almaları için avantajlı. Veya hatta vatandaşlığa başvurmaları için düşünülürse. Diğer türlü de yurt dışı dönemi güzel tabii. Yani. Evet. Pek çok mühendis var sende değil mi? Aslında Türk ilk geldiğimde Türk mühendis de var ama gruplarda hala mesela benim bildiğim mesela sizin olduğunuz hocam CMS grubunda mühendisimiz var mı? Benim Türk mühendis tanımıyorum. İşte yani Atlas'ta biz varız. Çünkü bu sefer bizim yaptığımız işte biraz bakım onarımla ilgili bir prosedür geliştirmeyle ilgili bir ihtiyaç oldu. Ondan dolayı biz bu işe girişince de şu an aslında 7 kişiyiz burada ve aslında herkes mühendis. Bakarsanız bir arkadaş nükleer mühendisi, işte bir arkadaş elektronik mühendisi, bir arkadaş malzeme mühendisi. Üçümüz makine mühendisiyiz. Üç kişiyiz değil mi? Yani dört kişi makine mühendisi pardon. Yani böyle baktığımız zaman mühendis en azından bizim ekipte bolca var. Ama yine diğer ekiplerde mesela Atlas Deneyi için de söyleyeyim. Mühendis
pek bilmiyorum. Fellow olarak çalışan arkadaşlar var, hikmeti falan. Evet, yani proje kapsamında gelen mühendis çok az. Öyle anlaşılıyor. Tabii o biraz da alınan projenin şeyine göre değişiyor. Hani biz burada tamamen bir dedektör projesinde bir şeylerin yürütülmesi değil ya da analizi değil de bir şekilde yapımıyla alakalı bir projenin parçası olarak geldiğimiz için sonradan tabii biraz da kendimizi gösterdikten sonra kabul gördük. Ve bu şekilde... Bu projeler sonra, Türkiye'den TENMAH tarafından destekleniyor. Tabii TENMAH tarafından destekleniyor. Ama mesela bu sefer uzatmamız istendiği zaman uzattığım kısmını mesela deneyin kendisi karşılığında. Senden para aldım. Senden para aldım. Ama o biraz da şeyle yani parayla ilgili bir mesele demeyeyim de sonuçta görevlendirme süremi Türkiye'ye dönmeden uzatamazdım başka türlü. O şekilde sadece kendi üniversitemden resmi olarak görevlendirme uzattım. Kalan durumum için de gündeliğimi sen karşılamış olduk diyeyim. Peki. Türkiye'deki mühendisler için son olarak bir önerim var mı? Yani mühendisler mi öğrenciler mi şimdi? Mühendislik öğrencileri. Mühendislik öğrenciler için yani çok şeye kapılmasınlar. Yani umutsuzluğa da kapılmasınlar. Bir ikincisi çok çalışmaktan çekinmesinler. Çünkü kendi öğrencilerimde çok yoğun olarak gördüğüm bir sıkıntı. Çevrede de görüyorum. Diğer akademisyen arkadaşlarım da. Biraz çabuk pes ediyorlar. Çabuk bir şeyleri çok çabuk hak ettiklerini düşünüyorlar. Yani emek vereceksin, şey yapacaksın. Tamam bu hani her şeye sesini çıkarmamak değil ama bir mühendisin 4 senelik eğitim aldıktan sonra bir makine mühendisi için konuşayım en azından. Hadi ben çoğu sektörü için dedim. Makine mühendisinin dahil olduğu her şey için de söylemeyeyim. Yetkin ve çalıştığı firmaya ciddi katkı verip maaşını hak eden biri olması gerçekten zaman oluyor. O yüzden hani gidip de ben iyi bir üniversite mezun oldum. Bana müdürlük vermeleri lazım, uzman araştırmacı vermeleri lazım falan gibi beklentiler biraz şey kalıyor. O yüzden hak etmeye çalışsınlar yani. Mümkünse hobilerini bile mesleklerine yönelik seçsinler. Sen de iş bulmak için özel bir önerim var mı? Mesela İngilizcelerinin mi çok iyi olması lazım? İngilizce evet. Bir şey. Hatta mühendisler genelde teknisyenlerle vesaire çalıştığı için burası Fransa, İsviçre sınırında olduğundan ve İsviçre'nin de Fransızca konuşan bir kantonu da olduğundan dolayı belki Fransızca bir ekstra olur. Yani Fransızca bilmeleri çok faydalı. Bilgisayar programları konusunda? Ya tasarım programları özellikle burada CATIA ağırlıklı kullanılıyor. Makine mühendisliği için gene konuşuyorum. Ona hakim olmaları fena olmaz. İyi olur. Onun dışında yani teknik İngilizce aslında çoğu zaman yeterli yani gündelik işlerini halletmek için. Dediğim gibi Fransızca da diğer alt elemanlarla, senin kendi elemanlarıyla çalışmak için gerekli olabilecek. Programlama şey. Dili olarak C++, Python. Yani sonunda şu ara çok moda olmaya başladı. Siz de biliyorsunuz Python çok şey gidiyor. Yani en azından bir makine mühendisinin algoritma mantığına erişmiş olmasını öneririm. Şey de aslında bir yerde kontrol mühendisi olarak çünkü makine mühendisinin de alanına giriyor biraz. Hatta ben ilk geldiğimde o işlerle başladım burada şeyden. Yani SCADA tarzı, PLC programlama tarzı bir şeyler hakkında bilgileri olması aslında avantaj olur onun için. Ama direkt IT'ci değilse, yani software'ci ya da elektronik mühendisi falan değilse hani C gibi böyle C++ gibi ciddi dilleri zaten hani eğitim hayatı boyunca yetkin olmamız çok kolay değil. Çünkü biz karşılaşmıyoruz. Hani buradaki işler gibi analiz işlerine falan çok karşılaşmıyoruz. Daha ziyade daha hesaba yönelik işler yapılıyor bizde. Burada çünkü data analizi falan filan yapıldığı için şey kısmında. O anlamda hani makine mühendisleri için programlama dili gerçekten bir ekstra bilgi olur sadece. Faydalı da olur. Çünkü o şekilde düşünmeyi öğrenmek iyi bir şey. Algoritma mantığına erişmek. Tamam. Çok teşekkürler. Çalışmalar.